Peki şimdi enteresan görüntüler göstereceğiz size. Çok ünlü bir şarkıcı. İddialar ve çekimler başka yönde. Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün diyelim. İzleyelim. Oday! Bu görüntüler çok konuşulacak, olay yaratacak. 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin, yoldan geçen kadınları ofisine mi davet ediyor? Selami Şahin'in kadınlara asılma videosu bu. 38 yıllık evli, 3 çocuk babası Selami Şahin'in son hali hayra alamet değil dedirtti. Yine birini çevirdi yoldan, kolunu bırakmıyor, el böyle. 30 yıllık eşi Didem Şahin bu görüntüler karşısında ne yapacak? Ne dedi? İşte detaylar. Ünlü sanatçı Selami Şahin. Şarkıları, besteleri, sözleri. Onlarca unutulmaz aşk şarkısına imza atan Selami Şahin cephesinden şok eden haber geldi. Olay yaratacak. Selami Şahin'in kadınlara asılma videosu bu. 38 yıldır Didem Şahin'le evli olan 3 çocuk babası ünlü sanatçı Selami Şahin'in adı Etiler Şahin'i oldu. Geleni geçeni yoldan çeviriyor ve asılıyor. Şurada kaldı. Tam bu yolda duruyor böyle işte. Ünlü sanatçı Selami Şahin, Şahin gözlerine kestirdiği bazı kadınları yoldan çevirdi. Yine birini çevirdi yoldan. Konuştu. Bak, insanları ofisine davet ediyor. Tokalaştı. Tokalaşıyor, elini bırakmıyor. Bak, kolunu bırakmıyor, el böyle. Sorular sordu. Selami Şahin hızını alamadı, dakikalar içinde birden fazla kadınla konuştu. Ne dedi? Selami Şahin'in bu görüntüleri hayra alamet değil dedirtirken bizi de bir hayli endişelendirdi. Bak, elin temin gibi biraz önceki kız ofisim var gidelim demiş. Şimdi de tam yoldan karşı karşıya geçerken yine birini çevirdi. Evet. Aynı zamanda Hataylı olan Selami Şahin'in memleketi Hatay ve hemşerileri böyle zor günlerden geçerken böyle bir sarkıntılık haberiyle gündeme gelmesi büyük ses getirdi, manşet oldu. Şimdi son söz yorumcularımızda. Ben şimdi bunu neyini yorumlayayım? Allah akıl şimdi fikir öncelikle versin. Şöyle söyleyelim. Sabah gazetesinin manşetten girdiği haber, Evren Abdullahoğlu'na ait bir haber. Bizde görüntüler var. Görüntüler belli ki halkın, yani insanların, oradaki insanların tanık olduğu. Devamlı tanık olduğu bir şeymiş. Farklı günlerde bu. Yalnız bu. Çekilen görüntüler Etiler'de bir alışveriş merkezinin önünde çekiliyor bu görüntüler. Zaten ofis de oradadır. Evet, ofis de çok yakın oraya. Evet. Yani Selami abi şimdi zaten yaşını başını almış. Çok kıymetli bir... Büyük bir yorumcu ya. Yorumcu ve tabii ki de yazar aynı besteci. Zamanda. Besteci. Yazıyor da. Bu şekilde olması tabii insanın canını sıkıyor ama hani biz bir yere kadar sıkılırız. Ben şu an Didem Şahin'i düşünüyorum. O söylediği söz zamanında İrem Derici için beni çok şey yapmıştı. Bir annenin söylememesi irite etmişti. Bak, senin horozunu ben çayırda horozumu şimdi. Saldım. Yine tavuğu salmış. Olan düşünsün. Yine diyor. Salmış horozunu. Şimdi ben Selami Selami Şahin'i çok... Ağzından çıkan sözlere de dikkat edeceğiz. Evet, çok eski tanırım. Yani. Çok stüdyoda oturmuşluğumuz, konuşmuşluğumuz da var. Selami Şahin çok sempatik bir adamdır. Çok komik bir insandır. Sohbeti de inanılmaz keyifli ve güzeldir. Yani ben açıkçası bu görüntüleri gördüğümde inanamadım. Dedim Allah Allah, acaba hani bir akıl tutulması mı yaşıyor kendisi de böyle bir şey... Başka bir
yapıyor. Bilemiyorum ama şunu çok iyi biliyorum ki şunları gördükten sonra sevgili eşi Didem Hanım herhalde kendisini artık ne yapar, kümese mi kapatır, yani evden dışarı mı atar, ne yapar bilemiyorum. Horoz mu? Horoz ne? Buğday mı yiyorlar? Horoz ne yiyor? Ama şimdi bir o kadar da... Tavuklara da danıyor hep. Değil mi? Buğday atıyorlar işte. Buğday atıyorlar. Bir de şey, böcek yerler onlar. Doğada da böcek yerler. Yani hiç kene yerler, kene. Belki aile başlayan hastalık başlamıştır. Şeye girmiştir artık. Selam Şahin kaç yaşında? 74 falan, 75 var. Yani bayağı 74 var. Yaşında. Yani torun sevecek yaştasın, otur kardeşim. Yani ama bu da değil ya. Ne kadar çok değerli bir sanatçı, çok severim, dinlerim. Ona hiçbir şeyim yok adamısı ama bu normal bir şey değil. Şimdi eşine karşı sevgisi ve korkusu da çoktur. Eşinden çok korkar ya. Ben korkuyla sevgiyi aynı yerde hissetmek istemiyorum. Ya, korktuğun nedir için ya? Yapmıyorsa zaten ben uyurken yani, yapacak. Küçük kızlar, kadınlar bir de yani, anladınız mı? Bu da normal ama bir şey değil ya. Ama niye böyle bir şeye ihtiyaç hissediyor? Ben onu anlamadım. İşte, ben gerçekten yani akıl sağlığıyla alakalı problemi olabilir bir gidiyor, insanın. Taksiye biniyorlar. Aa. Tabii görmediniz, taksiye biniyorlardı en sonuncusunda. Ay, bismillah ya. Böyle lise önünde bekleyen sapıklar gibi ya. Ay öyle deme ya. O kadar da ne bileyim. İşte meşhur alışveriş merkezi önünde bekliyor. Her gün başka bir kadına gidip elini tutup bir yere çağırmak normal bir insan. Sen yaptıkça gitmesinler. Böyle. Gitmesinler. Ya insan her elini tutana da. Şimdi şöyle düşün. İnsanların çoğu niyetini bilmiyor da olabilir. Küçük kızlara da gidiyor çünkü. Ay aman Allah'ım ya, ne bileyim, ben bilemedim. Keşke bağlansa da ifade etse kendini bu arada. Ne olduğunu anlasak. Çok değerli sanatçı, çok hoş sanatçı. Okey de bu normal bir görüntü mü bu şimdi? Normal değil işte, ben de akıl tutulması yaşıyorum diyorum ya. Yani neden böyle bir şey ihtiyaç hissettim? Ben dedemi rahmetli düşünemiyorum. Böyle lisenin önünde alır doktora götürürüm. Derim. İşte yani doktorluk. Bunun beyni uçmuş derim yani. Bu tabii normal, belki de normal duygularla yapılan şeyler değil. Belki de istem dışı olan bir şey. Yani normal değil. Şimdi onun kılıfını istenmişse, hastaydım işte, beynimin yarısı zarar gördü de işte hatırlamıyorum, bunadım mı diyecek. Ne diyecek? Gayet de aklı yerinde, elini tutmayı biliyor. Ay. Gayet aklı başında gözüküyor yani. Hiç böyle şey aklı yitik bir adam gibi durmuyor. Niye özellikle kadınlara gidiyor? Erkeklere de gidebilir aklı gidik olsa. Bu çeken bayan da orada bir ses var. Çünkü bayan bence var. Devamlı yapıyor, kadının canına tak etmiş. Kendisine de belki yapılmış olabilir. Anladın bunu. Mı? Onu da ifşa ediyor bu şekilde. Zaten şöyle söyleyelim. Etiler'deki alışveriş merkezine gittiğinizde Selami Şahin'i görmemiş şansınız yok. Öyle bir gelir, ana kapıdan girer, ulus kapıdan çıkar. Seni davet etti mi ofise? Beni tanıyor, biz tavlada oynadık. Ben ya çok sempatik değil midir? Tavlada yendim onu, sinirlendi gitti bana. Muhabbeti güzel değil midir? Son derece keyifli muhabbeti var zaten Deniz Derya, bilgili bir adam. Ofise tavla oynamaya çağırıyor. Ha, o da olabilir. Tavla arkadaşı mı arıyor kendine? Gitsin kahveye. Gitsin kahveye. Kahvede bir sürü arkadaş olur. Kıraathanelerde oynasın. Bu normal değilseniz bu adamı doktora götürün. Peki şimdi Didem Hanım ne söyleyecek? Bence ay ben onu düşünemiyorum. Kadın kudurmuştur. Ya. Ama dediğim gibi işte zamanında ağzından çıkan sözlere bir dikkat ay bıkmış edeceğiz. Da olabilir artık. Ay belki yeter, de bıktı. Bir, böyle vallahi yani o da attı kendini sokaklara. Git ama kimin olsun. O da olabilir yani, yıllardır çünkü mücadele etti kadın. Bence zaten Selami Şahin yıllardır çapkın bir adam. Yıllardır da Didem Hanım çok kıskançmış. Niye acaba? Neden acaba? Onu bir vallahi sormak bilmiyorum lazım. Biz bu görüntülerle değil, sahnedeki o eşsiz sesi, ya, muazzam besteleriyle görmek. Keşke bağlansa da kendini isteriz. Şurada şu bir ifade için yaptım bize, dese değil mi? Değil mi? Dese de biz de bir şöyle anlasak neyin ne olduğunu. Vallahi merak ettim. Çünkü ben de. Çünkü hepimizi merak ettirdi. Böyle ihtimal vermek istemediğimiz isimleri böyle mesela... Görmek istemiyoruz. Ya mesela Erol Evgin mesela değil mi? Hayalimizde bir yere oturtmuşuz onları değil mi? Evet. Onlar bizim için çok kıymetli, hani büyüklerimiz falan. Şimdi söyleyeyim, bazı adamlar yaşlanınca da iyi bunuyor ha. Sağlam bunuyorlar. Öyle mi diyorsun? Peki. Oo şimdi.